Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fonksiyonlar olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, 10. sınıf matematik, fonksiyon kavramı ve gösterimi 3. test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum, biliyorsunuz bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz oynatma listesi altında. Ben özellikle fonksiyonlarla ilgili daha çok soru çözeceğim diyen arkadaşlar için arkadaşlar ve 10. sınıfın diğerleri için sizlere MEP kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, OGM Materyal Soru Bankası mobil uygulamalarını şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Bunların tamamının kanalımda hem matematik hem de fizik dersine ait oynatma listeleri ayrı ayrı mevcuttur arkadaşlar. Peki bunları nerede bulacaksınız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar bu linkleri. Oradaki linklere tıklayarak bunlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz ki bu fonksiyonlar konusunu arkadaşlar şu çalışma defterinde çok güzel değinmişler. Özellikle bu çalışma defterini öneririm, ona bakınız. Sen artık 10. sınıfın TYT'leri çözüyorsun demektir. Buradaki şu testlere de bakmanı tavsiye ederim. Yine kanalımda hepsi mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki: aşağıdaki dik koordinat düzleminde F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Görüyorum arkadaşlar. F fonksiyonunun tanım kümesi T, görüntü kümesi G, yani karşımıza çıkan değerler G ile gösterildiğinde T kesişim G değil, yani G'nin tümleyeni kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş bana sevgili arkadaşlar. Şimdi 3. testi çözüyoruz. İlk 2 testte de, hatta ilk 3 testte A'sını da çözdük ya bunu. Uzun uzun anlattım arkadaşlar. Bakın x ekseni bizim tanım kümemizdir. Y kümesi de arkadaşlar bizim görüntü kümemiz. Yani değer kümesi ve görüntü kümesidir arkadaşlar. Değer kümesi tamamı, alınan değerler de görüntü kümesidir. Keza tanım kümesinde de arkadaşlar verdiğimiz değerler, şuradaki verdiğimiz bütün değerler x yerine hop tanım kümesidir. Güzel. Öncelikle gelin biz bir tanım kümesini belirleyelim. Tanım kümesi sevgili arkadaşlar, gerçi açık aralık şeklinde verilmiş. Hani tam sayıları söyleyecek olursak bakın eksi 4 verilmiş vesaireler. Buradan gidebilirim. Eksi 4'ten 5'e kadar. Yani tanım kümesi sevgili arkadaşlar, hop şöyle gösterelim o zaman. Eksi 4 dahil, değil mi sevgili arkadaşlar? Eksi 4 dahil 5'e kadar gidiyor. 5 için bir değerimiz yok. Güzel. Peki görüntü kümesi sevgili arkadaşlar, görüntü kümesi de bakın burada aldığımız değerler. Şunu veriyorum bu çıkıyor, bunu veriyorum bu çıkıyor, bak hep y eksenine bak neler. Veriyorum bu, bak veriyorum veriyorum x için, x için değerler nerelere gidiyor görüyorsun değil mi? İşte şurası sevgili arkadaşım. Senin görüntü kümende bu. Burada gördüklerin kim? Bak burası dolu verilmiş, eksi 2'yi görüyorum görüntü kümesinde. Eksi 2 var arkadaşlar. Eksi 2'den 3'e kadar olan bütün sayılar. Ama 3 yok. Burasının içi boş verilmiş. Şahane. Şimdi sevgili arkadaşlar kümeler konusunu hatırlayacağız. Bizim tanım kümemiz eksi 4 ile 5 arasında. Görüntü kümemiz de burası. Peki gel sayı doğrusunu da gösterelim. Sayı doğrusu candır. Eksi 4. Eksi 4. Ve 5 sevgili arkadaşlar. Hop burası açık. Burası benim tanım kümem. Bak tanım kümesini işaretleyelim. Hop. Tanım kümesi şurası arkadaşlar. Tamam. Buradaki bütün gördüğün sonsuz sayıdaki sayılar. Peki benden ne istiyor? Görüntü kümesinin tümleyeni. Görüntü kümesine dahil olmayanlar. Arkadaşlar görüntü kümesine eksi 2 dahil. Eksi 2. Şurada. Bir de 3. O da burada. Burada. Güzel. Sevgili arkadaşlar eksi 2 dahil, 3 dahil değil. Görüntü kümesinde siyahla işaretleyelim. Burası şuradaki sayılar. Ama bana neyi istiyor arkadaşlar? Değilini. Bakın G değili de kırmızı ile işaretleyelim. G değil dediğinde sevgili arkadaşlar eksi 2 dahil ise görüntü kümesinde. Demek ki dahil değil, şu siyahın gerisinde kalan bütün sayılar. Şurası. Ve şuradaki sevgili arkadaşım, pardon şurayı alacaktım. Şuradaki bütün sayılar. İşte bu kırmızıyla taradığım yerde sevgili arkadaşlar G değil. Şimdi bana söyle.
şu yeşil ile yani tanım kümesiyle şu kırmızının kesiştiği yerler. İkisinde mutlu mesut yaşayacağı yerler. Nereden görüyorum? Bakın -4 var arkadaşlar. -4. Burada -2 görüntü kümesine dahil olduğu için G'nin tümleyenine yani GD ile dahil olmuyor arkadaşlar. Şuradaki bütün sayılar hop şu şekilde gösterelim. Değil mi? Birleşim bir de neresi var? Şu aralık var. Sevgili arkadaşlar dikkat edin. Kırmızıda şu arkadaşı yazmayı unutmuşum. 3. 3 dahil değil mi? 3'ü istiyorum. 3'ten 5'e kadar. 5 dahil mi? Değil. Çünkü yeşilde 5 yok. Burası arkadaşlar. 3'ü dahil edeceğim. 5'i dahil etmeyeceğim. Buyur sana işte bizim kesişir kümemiz. Tanım kümesi ve G'nin tümleyeni. Birazcık da kümeler antrenmanı yapmış olduk. Bu da nerede gözüküyor? Tabii buradaki şeylere de çok dikkat etmemiz lazım. Diyarbakır. Gözümüz yanlış görüyor. Bak hep -4, -2'ler var ama dahil değil dahil. Ha hep de dahil değil değil yapmış. Çok trikli sorulmuş. Açık aralık, kapalı aralık var ya. Neden -2'yi almadık? Çünkü -2 görüntü kümemde var. O zaman görüntü kümesinin olmayanında, değilinde olmamalı. O yüzden. Evet, gönül rahatlığıyla 2 ile devam edebiliriz. İkinci soru der ki sevgili arkadaşlar. F ve G fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Bakın F fonksiyonu -4 bir aralığından tüm reel sayılara ve fx arkadaşlar doğrusal güzel bir şekilde x artı 3 şeklinde verilmiş. G fonksiyonu da -2 kapalı 3 açık aralığından yine reel sayılara gx de arkadaşlar x eksi 4 olarak verilmiş. Buna göre f eksi 2g fonksiyonun görüntü kümesindeki tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Nefis Simo. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şu arkadaş ne demek istiyor ona bir bakalım. Bu arkadaş fx eksi 2 tane gx demek. Sen bunun böyle gösterildiğine bakma. X'ler yok hocam. Burada hiç x yok. Genelde fonksiyonları da böyle gösterirken x olmadan da bu şekilde gösteririm. Çünkü yukarıda tanımını yaptım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Güzel. O zaman ne yapacağım? Fx'in eksi 4'ten 1'e kadar olan tüm tam sayılarını bulacağım. G'nin de eksi 2'den 3'e. Ama sevgili arkadaşlar. Gelin şuna bakalım. Eğer bu arkadaş böyle olsaydı ve x eşittir eksi 4 için deseydim. Ben sana burada bir sonuca varmaya çalışacağım da o yüzden. F eksi 4 eksi 2 tane g eksi 4 sorulurdu değil mi? Ben bunu bulmaya çalışırdım. Arkadaşlar g eksi 4'ü bulurum. Nasıl bulurum? Eksi 4'ü yerine yazarım. Hop bu eksi 1 olur. Eksi 2 tane. Buraya geldim. G eksi 4'ü kim bulabilir bana? Kimse bulamaz. Çünkü g'de arkadaşlar eksi 4 yazamıyorsun. Çünkü tanım aralığı bu değil. Buradan düşünelim. Demek ki sevgili arkadaşlar bu yeni bir fonksiyon olsun. Bu mesela hx gibi bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon ki zaten böyle bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonun arkadaşlar tanımlı olabilmesi için hem f için hem de g için tanımlı olan aralık. O zaman arkadaşlar ben bu arkadaşların tanım kümesinin kesişimlerini bulmam lazım. Öğretmenimiz söylüyordu ya bize kesişimini alıyoruz. Neden alıyormuşuz? Çünkü hem f için hem de g için o değerleri bulabilmem lazım. Az önce kümelerde yaptığımız gibi arkadaşlar gelin yine bunu tanım sayı doğrusunda yapalım. F için eksi 4 ve 1 şuraya da 1'i yazalım. Hop şurada 1 olsun. Ama 1 dahil değil. Arkadaşlar f fonksiyonu için bu sayıları gireceğim. Hatta bunu da yazalım. Bu arada tam sayı dedi ya arkadaşlar. Tam sayı dediği için benim karşıma çıkacak tam sayılar alabilecek tam sayılardan. Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 sayılarını girebilirim değil mi? Güzel. Karşıma bu çıkar. 1'i giremiyorum. G için yapalım. Burada hem sayı doğrusunda da görebilirdik bunu. Buradan görelim daha iyi. Burada da arkadaşlar eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 sayılarını girebilirim değil mi? Tam sayı çıkan. Şimdi işte arkadaşlar benim girebileceğim şu denklemde yeni hx fonksiyonunda girebileceğim değerler hem f'de hem de g'de olanlar. Onlar da kim? Bak eksi 2, eksi 1 ve 0. Harika. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da yapacağımız hareket şu. Mesela x eşittir eksi 2 için şöyle yazabilirsin. F eksi 2, eksi 2 tane g eksi 2. Şimdi sen bunları teker teker yapar. Bunun sonucu 13. Tamam mı? X eşittir 0 için
-2, -1'i unutma Şimşek. -1 için arkadaşlar sonucun 12. Hocam ne yapıyorsun? Dur sana bir şey göstereceğim. X eşittir 0 için sonucun 11 olur. Sonra bunların hepsini toplarsın 25, 36. Kars'ın plaka işaretini işaretlersin. Anlaştık. Ha. Bunu yapmak zaten gayet kolay. Sen bunu zaten yaparsın. Ben sana yeni güzel bir şey söyleyeceğim. Böyle tek tek yapmaktansa, bak bu yeni bir fonksiyon ya, hx dedim. Sevgili arkadaşlar, hx, fx, fx bu değil mi? X artı 3. Evet öğretmenim. Eksi 2 tane x eksi 4. Bu da gx. Ben bunu hesaplayacağım. X artı 3 eksi 2x çarpıyorum artı 8. Yeni fonksiyonum ne oldu? Eksi x artı 11. Heh, şimdi sevgili arkadaşım yorulmadan sen burada h eksi 2, h eksi 1 ve h 0 bularak da yine 13, yine 12 ve 11'i bulabilirsin gönül rahatlığıyla. Tamam. Değinmek istediğim hikaye bu idi. Ayrı ayrı f ve g'leri bulmaktansa zaten ne diyor? F'i bul, g'nin de iki katını bul, çıkar bunu. İşte zaten çıkarılmış hali bu. Eksi x artı 11. Bir zarar yani bir halel gelmez yani yapacağın işleme. Anlaştık. Nefis simo. Dediğim gibi tek 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 de yapabilirsin. Direkt sonuç fonksiyonunu elde edip bunları birbirinden çıkartıp bu şekilde de yürüyebilirsin. Ufkunu açmak istedim. 3 numara. 3 numara der ki arkadaşlar. F ve G fonksiyonları gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki farklı fonksiyondur. Tamam. Aşağıda dik koordinat düzeninde F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ama G ortada yok. F fonksiyonu fx eşittir x artı a çarpı x artı b çarpı x artı c şeklinde veriliyor. Fx de arkadaşlar fx g içerisinde 2x olduğuna göre g4 kaçtır? Öncelikle şuna gidelim. Arkadaşlar sen g4 görmek istiyorsun. G4 görmek için 2x'te 4 görmek için x yerine ne yazarsın? 2. Yani velhasıl kelam x 2 için f 2 eşittir G4 olur. Sen G4'ü bulmak istiyorsan F2'yi bulsan da olurmuş değil mi? Hazır elimde zaten Fx'in fonksiyonu var. Tutup G'yi bulmakla uğraşmam. F2'yi buldum mu tamam. 2 de burada. Hop. Allah Allah ben bunu nasıl bulacağım acaba? Hiçbir değer yok değil mi? Bir şey kuralı yok. Ama kuralı gizli şekilde verilmiş. Arkadaşlar ben bu kuralı bulabilirim. Bak bunu da nasıl buluruz biliyor musun? Fx x artı a çarpı x artı b çarpı x artı c. Şimdi iyi dur bak iyi bak. Sevgili arkadaşlar y'nin bak biz ne dedik her zaman fx y'dir. Bunu asla ama asla unutma. Şu y ekseni dediğin şey fx'in sonuçlarıdır zaten. Arkadaşlar bunun sıfır olduğu yer şurası değil mi? Hocam o nasıl ya? Bak y'nin sıfır olduğu nokta burası. Fonksiyonda y'nin sıfır olduğu yerler buralar. Şu noktalar. Bak bunu nasıl görürsün? Şu noktayı bana koordinat sisteminde yazacak olursan nedir? Eksi 2'ye 0. 1'e 0. 3'e 0 noktalarıdır. Bak x, apsis, y, ordinat. Apsis, ordinat, apsis, ordinat. Buyur sana koordinatlar. Hep y'ler 0. Yani y sonucunu 0 veriyor. Şimdi yine sıkı dur. Sen ikinci dereceden denklemleri ilerleyen zamanda bulacaksın. Arkadaşlar bir çarpım halinde bak 3 tane çarpım var ve sonuç 0. 3 sayının çarpımı ne zaman 0 olur? Şu zaman. Ya bu 0'dır ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Yani x artı a eşittir 0 olabilir. X artı b 0 olabilir. X artı c 0 olabilir. Peki sevgili arkadaşım bunları sağlayan şu grafikte hangi x değerleri? Hocam bak eksi 2 verirsem, 1 verirsem, 3 verirsem. Velhasılı kelam bu durumda arkadaşlar a kaç olur? 2. Hocam ama eksi 2 yazıyor. Arkadaşım bak x artı 2'yi kim hangi değer 0 yapar? X'in 0 yazarsan x'in eksi 2 olduğu değer. Aa çok iyi. O zaman sevgili arkadaşlar ha bu a, b, c'ler fark etmez. Ha bu, ha bu fark etmez. Bak burada kim? X eşittir. B eşittir 1. Değil mi sevgili arkadaşım? B 1 olursa B 1 değil eksi 1. 1 değil eksi 1. Değil mi? Hop. Eksi 1 olacak. Çünkü bak x eksi 1 eşittir 0.
Hop x eşittir 1. 1 değeri. Burada da arkadaşlar c eşittir eksi 3. Nasıl x eksi 3 eşittir 0 olursa x'in 3 değeri burayı 0 yapar. Yani senin fonksiyonun meğersem şuymuş. Bak fonksiyon ortaya çıktı. Fx, hatta buradan daha güzel göreceksin. X artı 2 dedim. X eksi 1 dedim. Bir de x eksi 3 dedim. Bak sevgili arkadaşım. X yerine eksi 2 yaz. Eksi 2 yazınca burası 0 olduğu için bunun çarpımları 0 olur. Y'yi 0 yapar. 1 yaz 0 yapar. 3 yaz 0 yapar. Oho fonksiyonum ortaya çıktı. E bana ne sormuştu? Analizimizi yapmıştık. F2'yi. F2 dediğimizde de x yerine 2 yazıyorsun. Burası 4. 2 yazdım 1. 2 yazdım eksi 1. Geçmiş olsun. Eksi 4. Okey tomento. Let's go number 4. 4 numara ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bak yine burada 0'ı gördük. Burada daha başka bir şey göreceğiz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Ne kadar güzel. Kaç kere kırılmış, dökülmüş, gitmiş. Dördüncü dereceden bir denklem gibi. 1, 2, 3, 4 yerde kestiği için x eksenini dördüncü dereceden diyebilirim arkadaşlar. Sen bunu zamanla zaten kendin merak edeceksin. Bulmaya çalışacaksın bunları da. Buna göre höbölöp lüp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Höbölöpleri bir kenara bırakıp tekrar tekrar okuyalım. F'in sıfırları toplamı 3'tür. Arkadaşlar F'in sıfırları dediği işte az önceki fonksiyonda yaptığımız gibi. Y'nin sıfır olduğu değerlerdir. Fx'in sıfır olduğu. Y ile fx aynı şey ya. Fonksiyonun sıfırı demek arkadaşlar bu fonksiyonu sıfır yapan değerlerdir. Bunu sıfır yapan değerler kim? Bak tam sıfır yaparlar. X eksi 3. Değil mi? Ondan sonra bak. Eksi 1. Burası. 2. Ve 5. Değil mi sevgili arkadaşlar? İşte x'in f'in sıfırları toplamı dediği şey f'in sıfırları bunlardır. Topla bunları. Eksi 5 gitti gitti 2. Bir dakika nerede yanlış? Ha tamam. 7 eksi 4 3. Doğru muymuş? Doğruymuş. Sıfırları demek fonksiyonu sıfır yapan değerler arkadaşlar. Nereden anlıyorum? Bak y'de sıfırımda. Burası eksi 3'e sıfır noktası. Burası eksi 1'e sıfır. 2'ye sıfır. 5'e sıfır noktaları. Anlaştık. Güzel. Bak sevgili arkadaşım. Mutlak değer içinde fx eşittir 1. Denkleminin çözüm kümesi 7 elemanlıdır. Gel küçük bir analiz yapalım. Mutlak değeri 1 demek istiyor ise o zaman bu mutlak değerin içi yani fx ya 1'dir ya da eksi 1'dir değil mi sevgili arkadaşım? Güzel. Yine mutlak değeri de andık değil mi? Buradan tekrar yad etmiş olduk. Sevgili arkadaşlar bak buraya. Sana bir sonucunu veren, burada bir sonucunu veren hangi değerler var? Bak burada 1 var bir tane. Tak 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 şuradan yatay bir çizgi çekersin. Bak şuradaki a değeri. Şu şuradaki şuna b diyeyim. Şuradaki b değeri. Şurada da bir c değeri olsun. Bak A, B, C. A, B, C. Sana hep bir sonucunu veriyor. Girdim, bir. Girdin, bir. Girdin, bir. Bir de eksi birlere bakalım. Sevgili arkadaşım, eksi bir içinde yapacağın hareket ne? Hop, buradan eksi biri bulacaksın. Eksi üç burayı demiş madem. Bak burası da eksi bir. Sana eksi bir verenleri de görmek için şöyle gene yatay çizgini çekersin. Bak buradan şöyle bir değer girersen. Şöyle bir değer girersen. Şöyle bir değer girersen, böyle bir değer girersen. Girdin, eksi 1. Girdin, eksi 1. Girdin, eksi 1. Girdin, eksi 1. Bu noktalar şunlar bak. Aman bunları da kaçırma. Tamam? Buralar. Artı olanlar da şu, şu ve şunlar da arkadaşım. Tamam. Burada artık lafı da uzatmayalım. Bunlara da D, E, F, G desen. D, E, F, G değerleri var. Ya da bunları tek tek say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane 7 elemandır? Konu kapanmıştır. Anlaştık. Nefisliğim o. F fonksiyonu örten fonksiyondur. Sevgili arkadaşlar örten neydi? Bana tanım yapmış mı? Ha gerçek sayılar kümesinde tanımlı dediğine göre R'den R'ye. Sevgili arkadaşlar gördüğün üzere bunu da görmek için şöyle yapalım. Tanım kümesi, değer kümesi. Reel sayıların tamamı, reel sayıların tamamı. Burada hepsini görüyorum. Değil mi? Reel sayıların tamamını. Ancak sevgili arkadaşlar,
tanım kümesinde bütün reel sayıları girebiliyorum. Buralardan hepsini girebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak reel sayılar kümesinde bütün sayıları, bütün reelleri görebiliyor musun? Hayır. Neden? Bak eksi 4, eksi 3'ten küçük olan eksi 4, eksi 5 görebiliyor musun burada? Göremiyorsun. En az burası. Şuralar boşta kalıyor. Senin gördüğün eksi 3, artı 5, artı 1421. Görüntü kümen burası oluyor. Ancak şurada boşta elemanlar kalıyor. Kaç tane? Sonsuz tane. Eksi 4'ten küçük hiçbir sayıyı göremiyorsun. O yüzden örten değildir. Burada boşta eleman kaldığı için. Bu çarpıyı yiyor bizden. Bizimle Dale'sın diyoruz. 1 ve 2'yi işaretliyoruz. Çağırıyoruz 5'i. 5 geldi. Hop sahnedeki yerini aldı. Çok güzel grafik incelemeleri arkadaşlar. Aşağıda eksi 4, 3 kapalı aralığı görüyorum. Eksi 4, 3 kapalı aralığı değerler de almış. Tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Harika. Şunu uzun uzun yazacağım. Arkadaşlar f'in içinde f, bunun da içinde f a artı 4 değil mi? Hop. Şimdi f a artı 4 şunu kapattım. Artı 4. Ha bir de bunun artı 3'ü var. Tamam. Hop bir de kapattım 3. Doğru yazdığımıza emin olalım sevgili arkadaşlar. Şurada bir tane F, F. Değil mi? F, F. F A artı 4. F artı 4. Artı 3. Hop eşittir 3. Olduğuna göre A kaçtır? Sevgili arkadaşlar tane tane gideceğiz. Önce şurayı bulalım. Bak F fonksiyonunda şunu girmişsin. Burası artık neyse teker teker gidiyoruz. Bunu girmişiz hatta şuraya yazayım da daha güzel olur. Şunu girmişim arkadaşlar sonuç 3 çıkmış. Güzel. Bu durumda sevgili arkadaşım bana lütfen söyle. Sen F'de x yerine kaç yazarsan 3 çıkar. Bakıyorsun 3 sonucunu kim vermiş 3. Yani F3 eşittir 3 değil mi? Güzel. Demek ki burası 3'müş. Güzel. Sevgili arkadaşım şimdi tane tane gidelim. Burası 3 olursa dın 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 dın. Burada bir yanlışlık yok değil mi ya? Heh. Burasının 3 olması için bak şurasının kaç olması lazım? Zaten artı 3 var. Buranın 0 olması lazım. Değil mi? Çok güzel. Şimdi şuraya bak. F içinde FA artı 4 eşittir 0'ın peşindeyim. Tekrar edelim. F3, 3. Demek ki bu içerisi tamamı 3 olacak. Artı 3'üm vardı. Demek ki F'in içinde FA artı 4, 0 olmalı. Sevgili arkadaşlar sana 0'ı kim veriyor? Bak şurası. Eksi 1'e 0 noktası. F, eksi 1 eşittir 0 değil mi? Harika. Yani hop gel buraya. Şurası eksi 1 olmalıymış. Çünkü F, eksi 1, 0. Tekrar yazalım o zaman. FA artı 4 eşittir eksi 1. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşım buradan FA'yı bulalım. FA eşittir. 4'ü buraya attım. Eksi 5. Şimdi bana söyle. Eksi 5 sonucunu kim veriyor? Hop bak eksi 4. F eksi 4 eşittir eksi 5. Eksi 4'ü giriyorsun. Tak bu çıkıyor. Burası eksi 4'e eksi 5 noktası. Böyle de düşünebilirsin. Anlaştık mı? Harika. Yani A kaçmış arkadaşlar bu durumda? Eksi 4'müş. Geçmiş olsun. Okey tomento. Nefis. 6 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla. Hadi bakalım. Bunu kolayca çözeriz inşallah. Der ki 6 numara. Deposunun hacmi 60 litre olan ve sabit hızla hareket eden bir araç 50 kilometrede 4 litre benzin harcamaktadır. E güzel. Deposu dolu olarak yola çıkan bu araç x kilometre yol aldığında deposunda kalan benzin miktarını veren fonksiyonun grafiği çiziliyor. Tamam çizelim. Buna göre fonksiyon grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Sevgili arkadaşlar ben bunu höm diye hemen anında çözeceğim. Fonksiyon bile olmadan çözeceğim. Bak fonksiyonlar olmadan çözeceğim. Sonra da fonksiyon olarak nasıl çözerdik onu da göstereceğim. Şu benzin miktarımız olsun arkadaşlar. Kalan litre. Tamam. Bu da x kilometre olsun. Gittiğimiz kilometre. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar benim başlangıçta ne kadar litrem var? 60. Bununla başladım. Ve dikkat et. 50 kilometrede 4 litre benzin yakıyor. Arkadaşlar bu azalacak, azalacak, azalacak.
Bir yerde bitecek değil mi? Sıfırda. Ne zaman? Bak 60 litre. Arkadaşlar 50 kilometrede 4 litre benzin yakıyor isem ben, değil mi? 60 litre benzin için kaç kilometre gitmem lazım? Oran orantı, değil mi? 15 tane var. 15 ile çarparsan 750 kilometre olduğunu görürsün. 4x eşittir 60 çarpı 50. Hop 4'e böl. X eşittir arkadaşlar. Hop hop 15. 750 kilometre. Sevgili arkadaşlar, 750 kilometre gidince bu tamamlanıyor. Daha başka şekilde de söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, her şey ortaya çıkmadı mı? Bak bu bir dik üçgen. Grafiğin eksenler arasında kalan alanını soruyordu bana. Şurası da 0. Burası 60, değil mi? Çok güzel. Burası da 750 birim. Alanımız ne kadar olur? Alan O A B olsun. O A B üçgenin alanı 60 çarpı 750 bölü 2 olur. Doğru değil mi? Aynen öyle. Bunları çarpıp böldüğümüzde de arkadaşlar 22.500 çıkar. Hop hop şurası 30. 30'da bu arkadaşı çarpsam 22.500. Hani fonksiyon nerede? Sevgili arkadaşlar, bunu şöyle düşünmüş olabilirler. Hani size fonksiyonsel olarak. Sen bunu anladın değil mi? Kaç kilometre sonra bir deponun biteceğini. Bak sana şunu söylemiş aslında. 50 kilometre gidince hop 4 litre benzin yakıyorsun ya. Ne kadar kalır? 56 litren kalır. Buradan hop burada fonksiyonun grafiğini bulursun. Grafiğin de şudur. Grafiğini yazacak olursak y şuraya yazalım. Y yani fx arkadaşlar. Mx artı n'di ya. Daha önceki testlerde de anladım. Bu eğimdi. Şu da y eksenini kestiği nokta. Eğime bak. Eğim ne kadar? 4 bölü m eşittir. 4 bölü hop şurası da ne kadar? 50. Yani bir de negatif arkadaşlar. Negatif yönde. Yani eksi 2 bölü 25. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu arkadaş eksi 2x bölü 25 artı ne de y ekseni kestiği noktaydı 60. Fx fonksiyonu bu arkadaşlar. Tamam mı? Şu 750'yi bulabilmek için de ne diyeceksin? Bunu sıfır yapan değer. İşte burayı sıfır yapan değer x'in 750 olduğu yer. Fonksiyonun grafiğini de nasıl çıkarttığımızı gösterdim sana. Anlaştık mı? Nefisim o. Grafikle, geometriyle soru çözmek de çok zevkli, çok keyiflidir arkadaşlar. 7 numara. Bir boyacı, ben yakında evi boyayacağım inşallah. Fırsat bulabilirsek. Bir boyacı oda sayısı x olan bir konutun boyama ücretini belirlerken boyama ücretinin TL cinsinden eşiti y olmak üzere pozitif tam sayılarda tanımlı y eşittir ax artı b fonksiyonu kullanmaktadır. Neden? Çünkü doğrusal. Bir boyacı 4 odayı 780 liraya ve 10 odayı 1300 liraya boyadığını boyamaktadır. Buna göre boyacı 2 odayı kaç lira karşılığında boyar? Şimdi normalde az önce zaten oran orantı yaptık ya. Hocam efendim 4 oda 700, 580 ise 2 oda bunun yarısıdır. Yani 290 lira olmaz mı ya dersin. Ya kötü de düşünmezsin ama sevgili arkadaşım o şöyle olsaydı olurdu. Y eşittir AX gibi olsaydı. Ama bak dikkat et burada bir de sabit sayı var. O yüzden direkt oran orantıyı kuramıyorsun. İşte burada yapmamız gereken şu. Bana vermiş ki biz seninle bunu zaten daha önce yaptık. Grafiğini bulmanın, tamam mı? Denklemini bulmanın. Y eşittir AX b artı ise arkadaşlar F fonksiyonu bak F4 giriyorsun 580 çıkıyor. F10 giriyorsun sonuçta 1300 çıkıyor. Senin burada yapman gereken A ve B değerlerini tek tek bulman. F, zaten bu arkadaş da böyle değil mi? Fx eşittir ax artı b değil mi? Evet. Bak x yerine 4 yazalım. 4 tane a artı b eşittir 580. Şunu yazdım. Şimdi şunu yazalım. 10 yaz. 10a artı b eşittir 1300. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Arkadaşlar iki bilinmeyenli iki denklem çözeceğim ve A ve B'yi bulduktan sonra fonksiyonum ortaya çıkacak. Daha sonra bu fonksiyon ortaya çıkınca da x yerine 2 yazacağım. Hepsi bu. Çıkarmak için ne yapıyorum? Taraf tarafa toplayacağım. Önce bunları bir eksiyle çarpıyorum. Sebebi ne? B'ler yok olsun istiyorum. B'lerle vedalaştım. Bak 10A eksi 4A 6A eşittir 720 galiba. A eşittir 120 olması lazım. Doğru mu? Evet. A 120. Arkadaşlar A 120 ise B'yi de
Şurada biri de yerine koyacağım. Burası 480 yapar değil mi? 480'i karşıya atarsan B'de 100 olur. Artık bunlar sen 10. sınıf öğrencisin. Sen benden daha iyi yaparsın. Sevgili arkadaşım, o zaman senin fx fonksiyonun gizemden kurtulmuş, ortaya çıkmış olur. A'yı 120 buldum. 120x artı 100. Bayağı da pahalı çalışıyor galiba. O durumda arkadaşlar x yerine şimdi 2 yaz. F2. Bak 2'yi yazdın. 2 ile 120'yi çarp. 240 artı 100 eşittir 340 lira oluyor. Ucuzmuş be. Değil mi? 10 odayı da 1300 liraya. Varsa öyle bir boyacı bana gönderin arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Evi boyatmış olacağım siz bunu izlerken. Allah'ın izniyle. Tekrar bile boyatırım yani bu paraya. 340. Neredesin? A şıkkı. Tamam. Nefisiyim o. 8 numara. Tabii bunlar eskiden hazırlanan sorular olduğu için çok eski değil tabii ki. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz şu an. İnşallah o da durulacak. Belki sen bunu 2050'de çözerken diyeceksin ya enflasyon da ne? Öyle bir şey kalmadı artık dersin inşallah. 8. Aşağıda 1 ve 2 numaralı yüzme havuzlarındaki su miktarının zamana bağlı değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre başlangıçtan kaç dakika sonra birinci havuzdaki su miktarı ikinci havuzdaki su miktarının 5 katı olur? Ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar biz buna şununkisi fx olsun, şununkisi de gx olsun. Bak direkt şeyle çözeceğiz. Neyle çözeceğiz? Grafiğin denklemini bularak. Biz bunu nerede yaptık? Üçüncü test, test A'da arkadaşlar. Altıncı soruda aynısını yaptık. Aynısını yaptık. Neredeyse. Merak eden arkadaşlarım bunu da izleyebilir. Çünkü burada biraz daha hızlı çözeceğim bunu. Sevgili arkadaşlar ne dedik? Doğrusal bir fonksiyon, doğrusal olduklarını görüp mx artı n şeklindedir. Bu arkadaş eğimdir. Bu arkadaş da y eksenini kestiği noktadır. Tamam, güzel. O zaman şu arkadaşın eğimini yazmaya çalışıyorum. Fx'i yazabilir miyim? Yazamam çünkü tek bildiğim sıfıra sıfırdan geçiyor. Başka bir nokta bilmiyorum. Eğim de bulamam. Ama gx'i görebilirim. Bak gx'e bakın. Şurası 200, şurası da arkadaşlar 800 değil mi? Eğim o zaman ne olur? Gx için m eğim. Bir kere negatif değil mi? Hop 200 dikey bölü yatay 800. 0, 0 sadeleştir. 2'yi de 8'e böl 1'e 4. Yani eksi 1 bölü 4. Arkadaşlar eğimimiz bu. Peki y eksenini nerede kesti? 200. Arkadaşlar hiç acımam. Gx eşittir. Eksi 1 bölü 4x artı 200'müş. Görüyor musun? Ne kadar kolay çıkıyor. Bir fonksiyonun sevgili arkadaşlar grafiğini, denklemini yazmak, kuralını yazmak, işte grafiği varsa bu kadar basittir. Hocam fx hava atıyorsun ama fx'i de bulsana. Sevgili arkadaşım fx için bir nokta biliyorum. Bir noktaya daha ihtiyacım var. O da bunu bulurum bak. Neden bulurum? Çünkü bak burada hazır verilmiş 3. G300'ü bulurum. G300'ü bulunca şu değer ortaya çıkar. Fx için belli bir nokta daha çıkar ortaya. G300. Ha bu arkadaşa ne yazdık? Böyle yazdık. Şimdi yazalım. Eksi 1 bölü 4 çarpı 300 artı 200. Sevgili arkadaşım söyle bu arkadaş eksi 75, 125 oldu. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Demek ki burası 125 noktasıymış. Hatta ne derim? 300'e 125 noktası. Arkadaşlar artık fx için de ben şeyi yazabilirim. Eğimi bulabilirim değil mi? Fx için eğim. Bak dikkat et şurası artık belli. Eğimi herhangi bir yerden bak. Şöyle bir noktadan da alsan burada da eğimi aynı. Şuradan da alsan doğrusalların en güzel hali budur yani. Bak burasına kadar 125. Burasına kadar 300. Arkadaşlar bir de pozitif sağa doğru yatık. 125 bölü 125 bölü 300 değil mi? Güzel. 25 ile sadeleşir bunlar. 25'e böl 5. 25'e böl 4 12 mi? 5 bölü 12 çıktı arkadaşlar. Doğru muyum acaba? Hemen bir yerden kontrol edeyim. Evet. 5 bölü 12. O zaman sevgili arkadaşlar fx de ortaya çıktı. 5 bölü 12 x. Y ekseni nerede kesiyor? 0. Zaten sevgili arkadaşlar orijinden geçen bak aklında olsun. Orijinden geçen bütün doğruların denklemi mx şeklindedir. Fx eşittir
mx. Neden? Çünkü sabit sayısı sıfırdır ya. Yazmazsın. Direkt böyle çıkar. Bu da ortaya çıktı mı? Çıktı. Nefisliğim o. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? Bu arkadaş kaç saat sonra, yani x değerini soruyor. Birinci havuzdaki su miktarı ikinci havuzdaki su miktarının 5 katı olur. Yani f öyle bir değer ki, bak şuradan bir değer sevgili arkadaşlar. Şöyle. Biz buna da ne diyelim? A diyelim. Bak şu GA değeri, değil mi? Çok güzel. Şu da, pardon tam tersi oldu. Şu FA, FA. Bir dakika ya. Şu hatlar karıştı. Birinci havuzdaki su miktarı da ikincinin iki katı. Birinci havuz buydu. Tamam, birinci havuzdaki su miktarı, ikinci havuzdakinin, tamam doğru yaptım. Şurası da hop, şu FA, şu GA özür, şu da FA. Neyi istiyor arkadaşlar? FA'nın 5 tane GA olduğu yeri istiyor. Değil mi? Çok güzel. Öyle bir A değeri gireceğim ki G için, GA için verilen değerin 5 katı FA'yı verecek. Girelim arkadaşlar. FA 5 bölü 12 tane A eşittir. Eksi 1 bölü 4 tane A artı 200. İşte budur. Anlaştık mı? Nefis. Bunu çözdüğümüzde de arkadaşlar ne elde edeceğim? 5 katıydı tabii şimşekçi, bu arada unutma. Çarpı 5'i de unutma, değil mi? 5 katı çünkü. Güzel. Bu 5 ile bu 5 sadeleşti. Çok güzel. Hemen işlemimizi yapalım. 1 bölü 12 tane A. Şu arkadaşı da sola attım. Artı 1 bölü 4 tane A eşittir 200. Bunu 3 ile de genişlettim. 3 bölü 12 yaptım. 4A bölü 12 eşittir 200. A'yı bulmak istiyorum. 12, sen burada bölüm halindesin. Lütfen karşıya geç çarpım olarak. 4, sen burada çarpım halindesin. Lütfen karşıya bölüm halinde geç. Geçti. Hobolop hobolop 50 çarptım 600 oldu galiba. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. 600 de Diyarbakır şıkkında. Öyle bir A değeri istiyorsun ki sen GA'nın 5 katı, G fonksiyonunun 5 katı, F fonksiyonunun kendisini veriyor. Burada A'yı özellikle söylüyorum. Diğer testte de öyle yapmıştık. X'lerle de gidebilirsin. Direkt X de deyip yürüyebilirdin ama kafan karışmasın diye böyle çözdük. Arkadaşlar geldik 9'a. Gayet kolay, güzel grafik okuma sanatı. 9 numara. Babasından hafta başında 200 lira harçlık alan Sezin, buradan Sezin'e selam gönderiyoruz, babasına da. Hafta içi günlerde 20'şer lira, hafta sonlarında ise günde 40'ar lira. Hafta içi 20 lira veriyor, hafta sonu 40'ar lira. Buna göre Sezin'in harçlığından kalan miktarı harcıyormuş. Ha, hafta sonu daha çok harcıyormuş. Sezin'in harçlığından kalan miktarın günlere göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar bak. Öncelikle 200 ile başlamam lazım. İlk dikkat edeceğim husus bu. Bak 200. Hepsi de 200 ile başlamış. Bunda sıkıntı yok. Daha sonra şuna bakarım. Bak öyle bir doğrusal gidiyor değil mi? 20-20 azalıyor. Ama hafta sonu daha fazla azalması lazım değil mi? Kalan miktar dedi ya, daha çok harcıyor. Yani böyle böyle gelirken bir anda dikleşmesi lazım. Daha fazla harcadığın için erken bitmesi lazım değil mi? Bak bir kere bu tam doğrusal gitmiş. Hep aynı miktar. Sayılara bile bakmıyorum. Bak burada azalmış azalmış, sonra azalma miktarı azalmış, biraz yavaş yavaş harcıyor. Hayır, daha çok harcıyor. Bu da değil. Bu da aynı şekilde. Ama bir dakika ya. Kalan harçlık. Hafta sonu daha hızlı azalması gerekmiyor mu ya? 5-7, 5-7. He, bak sen olaya. Beni kandırmış bu. Vallahi kandırmış. Neden kandırmış arkadaşlar? Çünkü hafta sonunu 2 gün olarak vermiş. Valla ben arkadaşlar bu soruya itiraz ediyorum. Gün gün olsaydı değil mi? Bak böyle böyle iner. Grafiğin 40-40 harcadığı için daha fazla harcıyor olması lazımdı. Valla burada beni kaybetti. Bu grafiği çizenlere grafik hatalı diyorum. Grafik hatalı. Ama biz yine de şeyi çözelim. Çünkü neden arkadaşlar? 20-20 harcarken azar azar azalır. Sonra azalış artar. Şuradaki çizimler orantılı olmamış. Değil mi? Aynı orantına gitmeli. Bak 2 birim burasıysa 5 birim böyle olmaz. Grafiği çizenleri buradan kınıyorum, uyarıyorum da. Tamam.
Neyse biz şeye bakalım. 200 inmiş. Bak yine buradan arkadaşlar aynı şekilde tam doğrusal gitmiş. Bir kırılma olacağı belli. Ama bak sen bu kırılmayı eğer şey bana göstermezsen, değil mi? Eğer orantılı çizmezsen bu da olabilir. Sevgili grafiği çizene sesleniyorum. Sevgili arkadaşlar size seslenmiyorum, tamam mı? Ama biz buradan gel şeyle bakalım. 5 günde 20 lira harcıyorsun, 100 lira harcarsın değil mi? Yani hafta içi kalan paranın 100 lira olması lazım. Kaldı mı? Kaldı. Kaldı mı? Kaldı. Ama bu tam gitti. Neyse ona da bakacağız. Bak burada 120 kalmış. 5 gün sonunda olmaz. 120 kaldığını iddia ediyor, olmaz. 100 kaldığını iddia ediyor, kabul. Daha sonra sevgili arkadaşlar 100 lira kaldı. Hafta sonu da 2 gün var. 40 lira harcadım her gün. 80 lira daha harcadım. 100 liradan 80 daha giderse en son kaç liram kalır? 20. Bak 20 lira kalmış olabilir. 40 lira kalmış gitti zaten. Bu zaten hiçbir şey demiyor. Tamamını bitirmiş bu. Burada da 40 lira kalmış. Bu da tuttu. Hadi gel şimdi hangisini seçeceksin? 100'den 40. Değil mi? 60. Ha bir dakika ya, 20 kalacaktı ya. Bu 40. Bu da gitti. Ama sevgili arkadaşım biz ne yaptık? Değerlerden gittik. Hemen 100, 200, 100 ve 20 ile konuyu bitirdik. Doğru cevap B. Ama grafik kesinlikle yanlış, sana bilgi yanlış bilgi veriyor. Çünkü hafta içi yumuşak yumuşak harcıyorsun. Hafta sonu bir anda çoğalması lazım. Zaten bak ben sana şöyle söyleyeyim. Grafiği çizmenin amacı o zaten. Grafiklerde şu verilerle, sayılarla boğuşmasın. Grafik sana fikir verir. Sen bana şunları söyleme. Ben bu grafiğe baktığımda şöyle derim. Hafta içi daha az para, belli bir para harcamış. Hafta içi, hafta sonu daha az para harcamış derim yani bu grafiğe bakınca. Grafiği çizenleri lütfen tekrar uyaralım. Düzelsinler inşallah. Çünkü önemli olan burada sayılar değil sevgili yetkililer. Burada önemli olan grafik, veriler, fonksiyon, öğrenci, kişinin beyninde nasıl şeyler belirtiyor. Asıl olan, önemli olanlar onlar. Naçizane tavsiyem yani. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi testi tamamlıyorum. Buradan Milli Eğitim yetkilileriyle de biraz sohbet etmiş olduk. Videonun başında hatırlattım. Şu testleri arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Nerede bulacaksınız bunların oynatma listesini? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz. Ki daha da fazlası var. Onları da gösterdim. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.